Sonra bu biraz daha profesyonel bir noktaya doğru gitmeye başladı. 95'ten itibaren biz ciddi ciddi albüm çalışmaya başladık. En sonunda işte ben mezun oldum, onlar mezun olmak üzereydi falan filan. Ve 99'da ilk albümümüzü yaptık, Milat diye bir albüm. Türkiye'de de çok alışılmış bir müzik değildi aslında. Yarısından çoğu enstrümantal olan, çok fazla bölüm içeren, progresif olduğunu bile başkalarından öğrendiğimiz bir iş yaptık yani. Fakat çok da iyi yaptık hakikaten. Sonrasında bir de 1,5 diye bir albümünüz var. Şimdi hatta bizim arkadaşlarımız sizin çalışmalarınızın ve içinde İhtiyaç Molası grubunun da Oldu. görüntülerinin olduğu bir kolaj hazırladılar. Süper. Onu izleyelim, sonrasında devam Tamam, edelim yine. okey. Aslında hiç uzun yaşamasam, yaşadığımın tadına varsam, daha fazla yaşlanmadan biraz vodka, biraz daha. Aslında hiç uzun yaşamasam, yaşadığımın tadına varsam, daha fazla yaşlanmadan biraz vodka, biraz daha. Çirkin kadın yok, az vodka var. Biraz daha koy, elin alışsın. Tolga Bey, o kadar çok şey var ki, yani albümleriniz var, İhtiyaç Molası'yla tiyatro müzikleri, müzikal müzikleri, dizi müzikleri. Öncelikle İhtiyaç Molası'nın 3. albümü geliyor mu? Onu sorayım. İnşallah. Yani biz uzun zamandır çok yapmak istiyoruz ama herkes çok yoğun çalışıyor. Bir türlü beceremedik işin doğrusu. Ama ihtiyaç molası yakındır, artık bir albüm yapacaktır mutlaka. Çok güzel. Bir de sizin dizilerde ve tiyatrolarda, oyunlarda, müzikallerde hep besteleriniz insanları son derece etkiliyor. Hatta bu çalan müzik neydi sorusu da sıkça duyulan bir soru sizin için. Bir drama, sahneye konacak olan bir drama için müzik hazırlarken çalışma şekliniz nasıl oluyor, süreciniz? Mesela senaryoyu da mı okuyorsunuz? Nasıl bir müzik olacağını nasıl karar veriyorsunuz? Ya işine göre tabii ki değişir. Tiyatroda mesela müzikallerde farklı, oyun müziklerinde farklı. İşte bir dizi yapıyorsanız ya da film yapıyorsanız farklı ama belli başlıklar aynıdır. Tabii ki senaryoyu okursunuz. Ben daha çok işi yönetenin ne yapmak istediğini anlamaya çalışırım. Aslında birazcık bu tür işlerde başkasının hikayesini anlatırken benim görevim o hikayeyi en iyi şekilde o hikayeye hizmet etmektir. Yani biraz klasik bir laf ama gerçekten böyledir. Bir başkasının hikayesini anlatıyorsunuz çünkü. Evet. Yönetmeni anlamaya çalışırım. Ve yani eğer işte güzel bir iletişim kurabildiysem yönetmene yani onun belki tahmin edemeyeceği veya aklına gelmeyen müzikal hani kapılar açmaya elimden geldiği kadar çalışırım. Eğer hani onu yapabildiğim zaman daha başarılı bir iş ortaya çıkıyor çünkü. Büyük ihtimalle bunu da başarıyorsunuz çünkü sürekli bir sizden talep var yönetmenler tarafından olsa gerek. Yani çok adınız çok sık geçiyor tiyatro oyunlarında, dizilerde özellikle. Sağ olun. Estağfurullah. O şeyden birazcık yani ben çok 10-15 yıldır özellikle hani drama ile ilgili işleri, tiyatro müziğine özellikle çok meraklıydım. Çok şey öğrendim oradan çünkü. Birazcık da onun yüzünden. Drama çünkü müzisyen olmakla ilgili bir şey değil. Dramayı zamanla öğreniyorsunuz. Drama, edebiyat, sanatın diğer alanları.
O sizin ilginizle gelişen bir şey. Evet. Onun sizin müzisyenliğinize büyük katkısı var. Müzisyenlerin aslında bunu biraz keşfetmesi lazım yani. Bir de şeyi merak ediyorum. Bazı izleyiciler, yani izleyicilerin çoğu bir şeyi izlerken, bir tiyatro oyunu, dizi, hani kulak mutlaka müziği duyar ama evet, beyin duymayabiliyor. Yani evet, dikkat etmeyebiliyor. Sizde bu algı hep açık mıydı? Yani küçüklüğünüzden beri buna dikkat eder miydiniz müzisyenlikten dolayı? Şunu çok net hatırlıyorum. Yani ben çocukken, konservatuarda okurken, daha ilk orta 1, orta 2 zamanlarımda bile hep işte ben ileride film müziği yapacağım gibi bir şeyim vardı ve sürekli beste yapmakla meşguldüm. Film müziği tabii o zamanlar yani sinema çok büyülü bir şeydi bizim için. Yani ben okulu asıp haftanın 4 günü kesin, yani günde 2 film izlerdim. Yani bunu çok net hatırlıyorum. Hatta az daha sınıfta kalıyordum bu yüzden. Yani şeyin çok etkisi oldu tabii, yani hani sinemanın bu işi yapmakta. Yani fakat bir soruyu kaçırdım galiba orada. Yok, hani küçüklüğünüzden beri böyle bir algı açık mıydı? Yani galiba hani açıkmış. Yani ben fark etmeden, bilinçli olarak değil belki ama konservatuara girdikten sonra, belli bir yaştan sonra, evet, o artık daha bilinçli hareket etmeye başladı. Tiyatro çıktı mesela. Tiyatro çok enteresan bir alandı. O güne kadar da içinde bulunduğum halde çok ilgimi çekmemişti. Hı hı. Hep aklımda film vardı. Halbuki işin yani temeli tiyatroda zaten, dramın temelini oradan öğreniyorsunuz. Hı hı. Sonra film erken gelmedi. Diziler erken gelmedi. Aslında ben önce tiyatroda bir kariyer yaptım. Tiyatrodan sonra film ve diziler geldi. Anladım. Böyle akıp gitti böylelikle. Evet. Ben mesela kendi adıma söyleyeyim. Bugüne kadar yüzlerce, binlerce bölüm dizi izlediysem çok net biliyorum. Sadece iki şarkı çıkarabildim aralarında. Hani merak edip de bu çalan neymiş dediğim iki şarkı oldu. Öyle mi? Evet, aynen öyle oldu. İkisi de yabancı dizilerdeydi. Hani benim mesela o algım tamamen kapalı. Ben izlediğim şeye bakıyorum. Müzik pek duymuyorum yani aslında izlerken. Aslında o da önemli. Yani şöyle, ama esasında biz izlerken bizim gözümüzü dolduran ya da hani bize o coşkuyu hissettiren de çok önemli bir unsur değil mi? Evet, müzik? Ama çok da kendini çaktırmaması gerekir. Yani filmin çok önüne geçmiş olması da çok iyi bir şey değil. Yani aslında filmin içinde kaynaması aynı zamanda o bestecinin başarısını da ifade ediyor olabilir. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani önüne geçtiği zaman da bu sefer izlediğimizden kopmadığımız söz konusu oluyor. Biraz kopabilirsiniz. Bir de aynı zamanda sizin Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda müzik direktörlüğü göreviniz de var. Bu, evet, da devam ediyor mu? Devam ediyorum. Yeni oyunlarda var. Sıkı Yönetim, Albert Camus'un Veba romanının uyarlaması Sıkı Yönetim diye bir oyun. Daha henüz 1,5 ay falan oldu, gösteriliyor. Bu yıl onu yaptık. Ondan evvel bu oyunu Turgay Kantürk yönetti. Ondan evvel Mehmet Ergen'in yönettiği Karar Ananın Tüfekleri, Brecht'in bir oyununu yaptık. Ben 98'den beri Bakırköy'de çalışıyorum. Tiyatro, profesyonel manada tiyatroya ilk orada başladım. Sonra orada müzik direktörü oldum. Şimdi hala o şekilde devam ediyor. Yani ilk göz ağrımdır aslında o manada Bakırköy. Çok güzel, hala devam etmesi de çok, evet, güzel. Bir şey, evet, çok merak ettim. Kaç saat uyuyorsunuz günde bu kadar işin arasında? Ya şu son dönem gerçekten az uyuyorum. Ama çok dikkat ediyorum ki kendime, ilk defa hayatımda kendime çok dikkat ediyorum. Yani hiç dışarı çıkmıyorum neredeyse. Yani bugün 10 gündür ilk defa pantolon giyiyorum gerçekten. Çok çalışıyorum bu ara ama şikayet etmeyeceğim yani bundan. Çok keyif aldığınız bir işi yaptığınız için büyük ihtimalle rahatsız etmiyordur sizi. Evet ya, bazen biraz böyle işte mızmızlandığım oluyor ama işin doğrusu hani çalışmak bana iyi geliyor. Yani tabii, ruhuma iyi geliyor. Tabii. Herkese eminim iyi geliyordur. Evet. Fakat tabii sonuç itibariyle bir balansı olması lazım. Ama tabii yani, ama mızmızlanmak da çalışmanın bir parçası. Galiba azıcık mızmızlanabilirim. Fotoğrafa karşı bir ilginiz var mıdır? İşin doğrusu profesyonel manada yok. Çok anladığımı da söyleyemem. Ama hani çok beğendiğim, çok hani hayran olduğum fotoğrafçılar, başta Ara Güler olmak üzere, var elbette. Bizim Farklı Bakanlar diye bir köşemiz var. Onu da Atilla Durağ ele aldık bu hafta. Ve çok güzel fotoğrafları var. İzleyelim. İzleyelim. Sonrasında kısa sorularla devam edeceğiz. Tamam. Konusunu hayatın gerçekliğinden alan bir dal ve insanı, insanın çevresini
gözlemlemeye çalışan, belgelemeye çalışan, fotoğraflamaya çalışan, fotoğrafın en önemli kanalı. Belgesel fotoğrafçılığın bir derdi vardır. Belgesel fotoğrafçılık bir hikaye anlatır. Yani belgesel fotoğrafçılık işte her görüntülediğiniz kare, ki bu yüzyılda biliyorsunuz herkesin elinde bir kamera, herkesin elinde bir telefon ve bir şeyleri geleceğe, bir anı donduruyor. Evet, ama bu belgesel fotoğrafçılığın içine girmez. Yani bir şey belgelemeye girmez. Benim için belgesel fotoğrafçılık bir derdi olan, bir hikayesi olan ve bu hikayeyle birlikte, kendi yorumlarımla birlikte birileriyle bir mesaj iletmemi sağlayan aslında fotoğraflar manzumesi, o fotoğrafların bir araya gelmesi ve o fotoğraflarla bir hikaye anlatma sürecimdir. Benim için belgesel fotoğrafçılık bir araç. Bu aracı da ben kendi iki tane kitap projemde uyguladım. Bir tanesi 2000 yılında başladığım Ebru Kültürel Çeşitlik Üzerine Yansımalar adı altındaki Türkiye'yi karış karış 7 yıl dolaştığım, 250 bin kilometre yol yaptığım, yaklaşık 1000'e yakın yerleşkeye uğradığım, 10 bine yakın insanla da bir araya geldiğim bir projeden bahsediyoruz. Bu proje Türkiye'deki çokluluğu, renkliliği anlatan bir proje. Ben bu proje sayesinde 44 farklı etnik grubu, 36 farklı dili, fotoğraf diliyle bir zenginlik, bir güzellik olarak aktarmaya çalıştım ve bir kitap haline getirdik. 2007 yılında, özür dilerim, kitap raflara çıktı ve o gün bugündür o proje yaklaşık 300 bin kişinin izlediği, işte 31 ülkede yaklaşık 31 sergisi olan koskocaman bir proje haline geldi. Fotoğraf aslında benim hayatıma kaza olarak girdi. Aslında bir tembellik olarak girdi. Ben çok Ortadoğu ekonomi mezunuyum. Bir türlü okulumu bitiremiyordum. Bir arkadaşımın ya şu okulu bitiremiyoruz, not tamamlamamız gerekiyor. Basit bir ders bulalım da işte elektif seçmeli ders. 100 alalım ve puanımız da olsun ve okuldan mezun olalım hikayesidir aslında. O zaman mimarlık bölümünde fotoğraf dersi verildiğini duyduk ve biz de aman ne yap, fotoğraf değil mi çekeriz diye gittik. Benim ilk kamerayla tanışma hikayem ve fotoğrafçıda başlama hikayem o kamerayı tutuşumdur. Maalesef o kamerayı bir kere tuttuk, bir daha bırakamadık. Fotoğraf çekmek sadece deklanşöre bakma işidir. O en son ve en ufak kısmıdır. Asıl genelde proje fotoğrafında, belgesel fotoğrafta eğer özellikle konunuz insansa o insanı çok iyi tanımanız lazım. İnsanı bir psikolog gibi analiz etmeniz lazım. Nerede kızacağını, nerede korkacağını bilmeniz gerekir ve ona göre yaklaşmanız gerekir. Ona dürüst olmanız gerekir. Bütün bunları birleştirdiğinizde aslında bir fotoğraf projeleri bir hazırlık manzumesidir. Kafanızda hazırlarsınız. Önceden hazırlanırsınız, bağlantı kurmaya çalışırsınız, gittiğinizde insanlara derdinizi anlatmadan önce bir girizgah yaparsınız. Sonrası zaten işin doğasına kalır, fotoğrafın o sürprizlerine kalır. O an hiç bilmediğiniz bir anda çok özel bir andır ve o düğmeye siz basarsınız. Benim çok büyük bir keşkem var. O keşkemi aslında keşke hikayesinde saklı. Ben Orta Doğu'dan mezun olduğumda fotoğrafçı olmaya karar verip Hindistan'a karayoluyla gitmeye karar verdim. 8 günde karayolu sırt çantamla hiç durmadan Delhi'ye vardım. Ve orada bütün o Hindistan da 3,5 aylık güzel, muhteşem, beni gençlikten, çocukluktan büyüklüğe yaşatan bir serüvenim var. O serüvenim maalesef son gün Türkiye'ye geri dönüyorken yine karayoluyla Delhi istasyonunda bütün kameralarımın çalınmasıyla sonuçlandı. 2000'e